Borsada yatırım yapanlara aslında ara ara tavsiye ettiğimiz bir bölge daha var. Bir durum daha var. Temettü emekliliği. Temettülerle bazı şirketler o kadar güvenilir olabiliyor ki arkanızı dönüp bakmamanız gerekiyor. Son Ereğli vakasını saymıyorum. Ereğli Demir Çelik dönemsel bir şirket. Yurt dışı piyasasına çok bağlı. O Çin'deki çelik fiyatları var ya, o fiyatlar. Bir de bu Attali Millört müydü neydi, sattı ya. Neyse, onun da günü gelecek. O da gidecek. O da değerine varacak. Ama temettülerin önemi bence çok çok fazla. Uzun vade yatırımcıysanız portföyünüzde bulunması gereken en azından iki tane, en azından üç tane temettü şirketi bulunması lazım arkadaşlar. Şöyle Ford'dan başlamıştık. Hem büyüme hem temettü şirketi. Bir önceki videomuzda 12 ay boyunca temettü ödemesi almak ister misiniz diye şu şirketleri paylaşmıştık. Bir de arkadaşlar Mayıs ayına girdik. Mayıs ayı aslında temettü ödemeleri için bir, nasıl söyleyeyim size, sıraya girmiş şirketler. Bakın Mösyö Yatırımcı paylaşmış. Mayıs ayı temettü dağıtımı. Şuna bakar mısınız ya? Kaç tane şirket bu ay temettü ödeyecek? Gün gün. 2 Mayıs'ta Sabancı Holding. 2 Mayıs'ta Enerjisa. 6 Mayıs'ta Mavi. 6 Mayıs'ta Maçkolik. NT Gaz. 7 Mayıs. Jansa. 7 Mayıs. 7 Mayıs, 8 Mayıs, 8 Mayıs, 14, 27, 28, 29, bakın ay sonu daha da fazla. Limak, Lokman Ekim, KS Tur, Enka, Coca-Cola, Anadolu Efes, İşmen, Anadolu Sisu, Osmen, Agol, Yunsa, Alarko, Şişe, Gentaş, Erbos, TG Esas. Ya bunları biriktirip aslında hani diyorlar ya işte doğru. Ülkemizde öyle temettü emekliliği hakkında şirketler her ay 3 ayda bir, senede 4 defa falan temettü ödemiyorlar. Evet, çoğunlukla hep böyle Mayıs-Haziran aylarına denk geliyor bu temettüler. Ama siz Mayıs ayında temettünüzü alıp bunu 12'ye bölüp 12 taksitle harcayabilirsiniz. Yani her ay temettü almış gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Ya da yılda bir defa alırsınız, onu götürürsünüz bir fona yatırırsınız. İhtiyaç duyduğunuz zaman o fondan ödemelerinizi tekrar çekebilirsiniz. Ha, doğrudur. Temettü şirketleri öyle ahım şahım alıp başını gitmezler. Katlaya katlaya gitmezler. Doğru. Bazı temettüler işte çok cüzi miktarlardadır. Hani 3-5 milyonluk portföyünüz olacak ki oradan işte dişe değer bir temettü alacaksınız. Ama temettü ödeyenler şirketler güvenilirdir. Temettü ödeyen, özellikle büyümeyle beraber temettü ödeyen şirketler ileriye dönük güvenilir. Arkanıza bakmadan alabileceğiniz, yastığınıza gece kafanızı rahat koyabileceğiniz şirketlerdir arkadaşlar. Alın size Mayıs ayında onlarca şirket temettü ödemesi yapılacak. Bu temettü ödemeleri kademe kademe, gıdım gıdım, birike birike sizin temettü emekliliğinize ulaşmanızı sağlayacak. Hani bir bileşik getiri diyorlar ya. Buradan aldığınız mesela 10 bin liralık temettüyü götürüp tekrar aynı şirkete yatırdığınız zaman 3-5 sene sonra bugünkü yatırdığınız para olarak size temettü olarak tekrar geri dönecek. Ana paranız size gün gelecek temettü olarak dönecek. Bir zamanlar o hisseyi, bir hisseyi aldığınız para size gün gelecek temettü olarak geri dönecek. Sıfır maliyete döneceksiniz bu sefer. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.